çok teşekkür ederim efendim. Büşra Hanım için almışlar. Biraz önce de bahsettiler. Diyebilir miyim çiçeği burnunda? Evet. 9 ay çünkü değil aynen, mi? 9 ay. Çiçeği burnunda bir hekimdir. Acil serviste çalışıyor. Kendisine güç diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Biraz da inşallah bugün aklınızı, kafanızı başka taraflara çalıştırırız. İnşallah. Güzel bir hatıra bırakırız. Belki bugünün şampiyonu olursanız devamını da getirirsiniz. İnşallah. Güzel olur. İnşallah güzel olur. Nasıl yarıştı Selman Bey? Güzel yarıştı. Daha iyi olurdu ama. Aynen. Sona doğru süremiz azaldı. Hocam ondan dolayı biraz telaş etti. Değil mi? Evet. Bir de o bu arada. Canımızı okuyan odur. Her şey ondan sonra kötü gitmeye başladı. Ümit ediyorum Selman Bey'in ilk 7 sorudaki performansını siz 14 soruya yayarsınız. Bakalım. Başlasın mı? Başlasın. Hadi başlasın. Sarp sınır kapısına yaklaşık 20 kilometre uzakta olan Artvin ilçesi. Bir harf alayım. Alalım. Uğraşmayalım dediler. Hopa. Neresi orası? Hopa. Bunu harf almadan da bilirdim. Bilirdim de çok ön yargılı başladım. Tamam. Şimdi biraz böyle ayaklarım yere bassın, sakin sakin garantici bir şekilde gideyim. Bilmiyorum. Bu sizin tercihiniz ama sizden sonra iki kişi yarışacak. Fatih Bey gelecek, Fatma Hanım gelecek. Dikkatli olun. Onları da nasıl sıkıntıya sokarım diye düşünün. Buyurun ikinci soruya. Orta anlamında Fransızca kökenli bir söz. Midi. Nedir? Midi. İşte bu kadar Müşra Hanım. Geriye tek sorun kaldı şimdi. Omuzları geriye atarsanız daha da iyi olacağız. Buyurun. Eskiyip yıpranmış. Harap. Dikkat. Bakımsız kalmış. Bazen kafalar içinde kullanılır bu. Köhne. Nedir? Köhne. Bu işi biliyor. Ve çok güzel yarışacak belli oldu. Tek kelime sizin için çocuk oyuncağı. Buyurun gelsin. Kaçırmazsınız bunu. İlk defa yeni bir şey ortaya çıkarma. En güzeli icat. Türkçesi? Üretme. Hop 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 icat. İcat. Bak ne icat. Buluş. Et. Nedir? Buluş. Buluştur. Alıştınız mı? Evet. Tamam. 6 harfli cevaplara geldik bile. Bundan sonra daha rahat edebileceğiniz şeyler var elinde. Açıkça. Eş anlamlısı ve Arapça alenen. Kökenlisi. Nedir? Alenen. Alenendir. Aynı şekilde cevap atın efendim. Buyur. 6 harfli cevapları bitirin. Ne demiş? Geçmişten bugüne ulaşmış, unutulmamış, anılma değeri olan anlamlarında bir söz arıyorsunuz. Mesela sonuna bir eser kondurabiliriz bu sözün. Geçmişten bugüne ulaşmış eser. Ebedi. Unutulmamış eser. Anılma değeri olan eser. Abi de ebedi. Anılma değeri olan. Önemli olan kısım geçmişten bugüne ulaşmış olması Büşra Hanım. Zamansız. Mesela bir ev, bir köprü, bir yapı, bir mimarlık eseri. Veyahut da kıyafetler yahu. Geçmişten bugüne ulaşmış kıyafetler. Bunlar nasıl kostümler? Asırlık. Asırlık evet. Yıllık. Yani mazi. Geçmiş. Bugünün değil. Eski. Hı-hı. Dün. Neyle ilgili? Geçmişle, dünle. Geçmiş, dün. 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 Yani. Mazi. Mazi. Mazisi olan. Mazisi olan. Of. Yani ders diye okutulur. Tarihi. Nedir? Tarihi. Vallahi ne? Ama sürenin evet. De canını okudunuz. 2 dakika 16 saniye var. Hiçbir şey yok ortada canını okunan. 7 harfli cevaplara yeni ulaştınız efendim. Sürenizin de yarısından fazlasına sahipsiniz. Tamam. Aynen bu ivme. Bize lazım olan o. 9800, özür dilerim bir harf aldık. 9700'e doğru. Buyurun. Yiyeceklerin su... Haşlamak, haşlama. Nedir? Haşlama. Hiç gerek yok. Yiyeceklerin su veya su oranı yüksek bir sıvanın içinde kaynama noktasındaki sıcaklıkta pişirilmesi. Uçtu gitti. En sevdiğim yarışmacı. Soruyu bana okutmayan. Aynısını bir daha yaparsanız. Buyur. İzzet-i nefis. Günümüz Türkçesindeki karşılıklarından biridir. Yine izzet-i nefis gibi birleşik kelime. İki kelime yan yana geliyor. İzzet-i nefis. İnsanın kendine duyduğu... Öz saygı. Nedir efendim? Öz saygı. İşte budur Müşra Hanım.